Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni mutfağıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Şimdi bugün burada gurme hamburger yapacağız. Şimdi millet hamburger yapıyor, bakıyorum köfte yapıyorlar, bildiğin köfte. Ne alakaysa her şey koyuyorlar. Biz şimdi burada değişik bir hamburger yapacağız. Şimdi 300 gram kıymam var. 300-350 gram civarında. Tek çekim çektirdim kasabıma. Bir orta boy soğanı rendeledim. Bunu böyle süzgeçe alıyorum arkadaşlar. Bunun suyunu çıkaracağız. Şu şekilde sadece soğanın suyunu kullanacağız. Soğanın kendisini kullanmayacağız. Köfte yapmıyoruz. Tekrar dediğim gibi lezzet versin diye. Şimdi bununla işimiz bitti. Hemen elimizi yıkayalım. Tuzumuzu atalım. Ne atalım? Buna 2 çay kaşığı tuz gider. 300 grama bir miktar karabiber atıyoruz. Çok değil. Yarım çay kaşığı falan. Bir miktar kimyon. O da yarım çay kaşığı kadar. 300 grama yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu işin vurucu noktası pekmez. Şaşırdınız değil mi? Ama gerçekten de süper oluyor. Bir tatlı kaşığı kadar kıymamıza pekmez atıyoruz arkadaşlar. Bu çok değişik bir tat verecek. İster inanın ister inanmayın, ben de denedim. Ben de çok şaşırmıştım duyduğum vakit. Gerçekten mükemmel bir tat veriyor arkadaşlar. Pekmezimizi attık. Bu kadar. Başka bir şey yapmıyoruz. Bunu bir güzel yoğuruyoruz. Fazla sıkmadan. Köfte gibi hepten çok yoğurmuyoruz yani. Bir güzel yoğururuz derken her şey içine karışacak. Karışana kadar. Karıştığını kanat getirdiğiniz vakit yoğurmayı bırakabilirsiniz. Şu şekilde oldu. Bundan iki tane hamburger yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde biraz bekleyebilir. Malzemeleri kıymanın etin emmesi için biraz beklesin. Daha güzel olur. Şimdi hamburgerleri hazırlamadan önce sosu ne yapayım? Arkadaşlar ben pek ketçap sevmiyorum. Aslında güzel oluyor da. Daha çok şu sosu kullanıyorum. Çok değil ama bu biraz acı. Önce bir kaba biraz mayonezle şu sosu karıştırıyorum. Biraz daha istediğiniz oranlarda siz mayonez de kullanabilirsiniz, ketçap da kullanabilirsiniz, barbekü sosu da kullanabilirsiniz. Şu anda burada ben elime geçen bunlar şu şekilde yaptım, bunu kenara koydum, burger peynirim, hamburger ekmeklerim. Şimdi bakalım. Böyle bu buzdolabı poşetini ikiye açtım. Kestim. Stres filmi de yapabilirsiniz. Hazırladığım kıymayı şu şekilde stres filmi kenarına, yarı kenarına koyuyorum.
şöyle elimle mümkün olduğu kadar düzgün bir şekil veriyorum. Tabii bu hamburgercilerde bunların makineleri var böyle şekil vermek için. Biz de evde kaç tane hamburger yapıyoruz ki? Gerek yok. Ya da bir kapak, geniş bir kapak bulabilirsiniz. Geniş bir kapak yardımıyla yapabilirsiniz. Arkadaşlar, gurme hamburger dediğim vakit birazcık çok olacak. Ekmeği ölçüyoruz. Ekmekten biraz geniş oldu mu yeterli. Şu bir. Tabii ki bizimki birazcık pahalıya kaçtı. Ama bir hamburgere 40-50 milyon veriyorlar ya. İşte onlarda da böyle çok et oluyor. Çok et oluyor ama genelde 40-50 milyon etmez yani. Ne özelliği varsa. Güzel bir kıymadan, kaburgadan çektirim. Güzel bir etten kıymayı. Zaten lezzetini alacaksınız. Gördüğünüz gibi ölçtük. Ekmeğimizden büyük. Şimdi bunları pişirmeye geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi pişirme faslına geldik. Burada benim döküm tavam yok. Açıkçası döküm tavayı getirmeyi unutmuşum. Burada etli bir teflon tavam var. Tabii bir şeyler pişirdim. Yine bir hamburger pişirdim. Yani kirli değil tavam yine. Şimdi başlayalım. Bismillah. Sesi duyduk mu? Bu ses gelecek. Bu ses gelecek. Arkadaşlar güzelce mühürleyeceğiz bunu. Hızlı ateşle pişireceğiz. İçinin bol sulu olmasını istiyorsak hızlı ateşle pişireceğiz. Şöyle bir iki dakika kadar pişirdikten sonra çevirelim bakalım. Mükemmel olmuş. Daha pişkin isterseniz ona göre tavada birazcık daha tutun. Ekmeğini de burada kızartalım. Şöyle pişerken ekmeği de şöyle üstüne koyalım. Yağlardan alsın. Of, yine of. Bakalım. Hamburgerimiz oldu. Şimdi bunu ekmeğin üstüne alıyorum. Bakın arkadaşlar. Tam denk geldi. Ne yapıyoruz buna? Hemen bir tane bulgur peyniri. Bu şekilde tabağımızı alıyoruz. Öteki parçasına da hazırladığımız sosu sürüyoruz arkadaşlar. Siz isterseniz iki parçaya da sürebilirsiniz. Ama önce ekmekleri kızartmamız gerekiyor. Şöyle. Birazcık erisin.